Ay, kim bilir ne güzel olmuştur, öyle değil mi canım? Hey, bizim Mecnun gene gelmiş. Bir dakika. Acaba bu sessiz Mecnun bizi daha ne kadar takip edecek? Sakın polis falan olmasın. Adam beni bir yerde görmüş olacak. Yıldırım çarpmış ya döndü. Sana çarpılmışsa bizim peşimizde ne işi var? Sizin peşinizde mi? Tabii. Her yerde karşımıza çıkıyor. Sokakta, provada, kulüpte. Resmen aşık bu adam. Kime aşık acaba? Kime aşık olduğu meydanda. Meydanda ama tabii bizi ilgilendirmez. Ne dersiniz küçük hanım? Gevezeliği bırakın derim. Provalara başlayalım. Başlayın ama burada istemem. Bütün mahalle muhtara mazbatar. Evde patırtı istemem. Güzel ablacığım, canım ablacığım. Sen bizim müziğimize patırdı mı diyorsun? Ah! Güneş gibi parlak bir kantocuydum. Şano'ya çıktığım zaman da çiçek gibi tekerdim. Hiç unutmam. Bir gün... Nerede bunlar? Terbiyesizin zoruna bak. Ayol, lafımın sonunu getirmedim. Anneciğim, sen aynı lafın sonunu yıllardır getirdin. Hepimiz ezberledik. Sahi mi söyledin? Bayanlar baylar, Sayın Bay Mecnun teşrif buyurdular. Garip bir adam. İnsan kızamıyor da. Son derece saygılı. Biraz da mahcup. Onun yerinde olsaydım çoktan bu işi bitirmiştim. Ah ulan aşk bu be. Kim bilir nasıl baktın ki çarpıldı adamcağız. Ona rastladığım gün ikimiz birden çarpılmıştık. Sonrası bu. Gördüğünüz gibi. Bıkmadan usanmadan takip ediyor. Adamın boş vakti yok galiba. Ben onun yerinde olacağım ki ya. Cıvıtmayın. Çalışmaya devam. Ne
bütün hesaplar benden. Gitarcı bir beste yap, bahset aşkımızdan. Söyleyelim bu şarkıyı hep bir ağızdan. Dünya benim oldu, korkularım boşmuş. Meğer o da çoktan beni seviyor. Şöhretimiz gün geçtikçe artıyor. Şu çiçeklere bak. Ulan çiçekler Nermin ablamıza. Seni beni kim takar? Gökte ararken mutluluğu yerde buldum. Tek kadeh içmeden kör kütük sarhoş oldum. İstemem hayatta artık bundan başka şey. Sevdiğime kavuştum. Çok mutluyum hey hey. Başarılar dilerim. Kemal. Tüm mutluluklar sizin olsun. Kemal. Dünya durdukça hayranınızım. Kemal. Hepsini o göndermiş. Ben de programımız tutuldu diye hep kasılıyordum. Adam sahneyi çiçek bahçesine döndürdü. Ulan ben Leyla'ya bir demet maydanoz bile hediye edemedim be. Önce aç karnını doyur sen. Zarife kızını değil ancak kazını verir sana. Bir daha söyle bakayım ha? Söyleyemem ki demek. Kıtlağımı sıkıyorsun. Bırak yahu. Bu adam çok zengin. Üstelik de pek yakışıklı. Belki de fabrikatör falandır. Orasını bilmem ama son derece hassas olduğuna kalıbımı basarım. Belki de ünlü bir yazar, belki de şairdir. İki viski kamyonumuzu yakalattın. Ömer'le Rıza da çatışmada öldüler. Bizim kitabımızda gammazlara merhamet yazmaz. Şeytana uydum abi. Kurban olayım, bağışla beni. Boşuna tüketme pis nefesini. Ne yapacaksın bana? Emekliye sevk edeceğim. Boğazın derin sularında istirahat edersin. Yalvarırım, öldürme beni abi. Ulan sen bizi ihbar ettiğin gün ölmüşsün. Yatırın. Hayır, bırakın beni, yalvarırım, bırakın. Ne olur. Oturun beyler. Meyve veren ağaç saçlanır. Son günlerde aklımızda konuşmalar oluyormuş. Mesela sen Termeli. Kim söylemişse dedikodu yapmış. Ben seninle çalışmaktan memnunum. Yalnız işlerimiz çok büyüdü. İdaresi güçleşti. Kısa kes Termeli. Bak kardeş, son günlerde bizden koptun. Duyduk ki bir karının peşinden gidermişsin. Tabii değil Termeli. Bir hanımefendi. Öyle olsun. İzin verirsen kendi başıma çalışmak istiyorum. Madem ki izin istedin güle güle. Acı kahvemizin hatırı buradan çıktığın an biter. Bunu unutma. Unutmam Dadaş Kemal. Şikayeti olan konuşsun. Racon kesmeni istiyorum. Kulübümün iki müşterisini Selim arakladı. Doğru mu Selim? Araklamadım Dadaş. Bir iki gün misafir ettim. Olmaz. Yanlış yapmışsın. Misafir kesilmez. Ne kadar söğüşlediniz?
300.000 nakit. 150 de senet. 300.000'i Arif'e vereceksin. Senedi de yırtat. Peki. Nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol dadaşım. Fabrikatör Seyfi su yaptı abi. Bu ay eksik para gönderdi. Bir gözüksek iyi olur. Yarın kendin git selamımı söyle, sonrasını o düşünsün. Şimdi çok önemli bir mektup yazmam lazım. Peki abi. Kapıyı da kapat. Nermin. 3 ay sonra şu mektubu yazmaya cesaret edebildim. Seni ilk gördüğüm andan bugüne kadar 3 ay değil, 3 asır geçti. Benim hakkımda ne düşündüğünü bilemiyorum. Seni uzaktan görmek de güzel. Belki varlığımın farkında bile değilsin. Bir gölgeyim sadece. Hayalet olmadığımı, yaşadığımı, hayatımın seni gördükten sonra bir anlam kazandığını söylemek istiyorum. Konuşmak için gelirsen dünyanın en mutlu adamı olurum. Gelmesen de bekleyeceğim seni. Vay canına, ninni gibi mektup. Hıstıyar, ne ninnisi be? Adam şiir yazmış, şiir. Nermin ablacığım, şu mektubu bir arkadaşımız var ya hani, verelim de örnek alsın. O arkadaşınız evvelallah işini mektupsuz da halleder. Herkes senin gibi yüzsüz mayol, insana kene gibi yapışırsın. Yapışırım anam, yapışırım. Randevuya gidecek misin abla? Bilmiyorum. Daha doğrusu cesaret edemiyorum. Beğenmiyor musun onu? Beğeniyorum. Sizden saklayacak değilim. Yakışıklı bir erkek. Ayrıca çok saygılı. Şimdiye kadar söylemedim. Bir gün beni takipten vazgeçerse üzülürüm. Ateş paçayı sarmış da biz uyumuşuz meğer. Ulan uyanık kaldığım var mı ki? Gevezeliği bırakın da bir karara varalım. Bana sorarsan git konuş derim kızım. Ben de git derim. Ben de. Ben biraz yatayım, aklım başıma gelsin, ondan sonra fikrimi söylerim. Hadi, hadi git zıbar. Hadi, zaten seni adam yerine koyan kim be? Ay. Hadi, Allah kahretsin seni. O zaman da koca nerede? İşte aslan gibi, işte aslan gibi bir koca namzedi. Ah, artık sabrım tükendi Zarife Hanım. Ah, utanmaz, çapkın çapkın. Aha, biz senin ailen sayılırız. Kötü bir şey yapmanı elbette istemeyiz. Bu adamın fikri ciddi. Kimin nesidir bilmiyorum Zarife abla. Çok korkuyorum. Oo, o bakımdan ben kefilim. Hislerinde hiç yanılmam. Böyle aşikâne mektup yazan adamdan. Kötülük gelmez. Seyfi Bey emirlerini yerine getirdi abi. Bir daha parayı kendisinin göndermesini söyledin mi? Affetsin dedi abi. Ben çıkıyorum. Aramayın beni. Merhaba. Merhaba. Maşallah, aslan gibi. Tam benim tipim. Davetiniz çok içtendi. Hep birlikte sizi tanımak, konuşmak istedik. Böyle ayaküstü mü? Bir yere oturalım bari. Ah, hiç de fena olmaz. Bekleye bekleye ayaklarımıza kara sular indi. O günden sonra hiç aklımdan çıkmadınız. Sizi ikinci defa görebilmeyi tesadüfe bırakmadım. Günlerce izledim sizi. Affınızı bekleyen bir suçluyum şu anda. Her şey bir rastlantı. Önce kızmıştım size. Sonra hoş gördüm beni izlemenizi. Benim gizlim saklım yoktur çocuklar. Birbirinize çok yakıştınız. Şansıma şey yapayım. Ne umarken ne çıktı bahtımıza. Yer değiştirsek olmaz. Olmaz. Aa, ne azgın şeysin öyle sen. Her şeyin bir sırası var. Öyle değil mi Kemal Bey? Buyurduğunuz gibi hanımefendi. Acaba bir mahsuru yoksa yarın baş başa bir yemek ki? Aa tabii, memnuniyetle. A doğrusunu isterseniz zeytinyağlı dolmayı da pek güzel yaptığımı söylerler.
kalbe giden yol mideden geçer derler. Nermin kızımın eli de pek lezzetlidir. Ustamız sensin Zarife abla. Az kalsın uyuyordum, bir ağırlık çöktü üstüme. Dolmalardandır. Tam 17 tane yedim be. Kemal Bey hiç yemediler. Yedim efendim, ellerinize sağlık. Hayatımın en güzel yemeği ve en güzel günü oldu. Acaba yarın bir mahsuru yoksa baş başa denize... Hay ağzını öpeyim, benim de dilimin ucundaydı. Yeni mayomu sizin şerefinize giyeceğim. Çocuklar, çocuklar. Leyla nerede çocuklar? Leyla nerede? Kelebek avlıyorlar parlaklar. Aa, bak huzurlara. Ne var bunda kızacak Zarife abla? Ah sen bilmezsin kızım. Benim başıma ne geldiyse hep kelebek avlamaktan geldi. Rahmetli kocanla bir gün... ama sonra anlatırım size. Hadi hoşçakalın. Leyla! Leyla! Denizi sevmiyorsun anlaşılan. Niçin sordun? Ceketini bile çıkarmadın. Kötü bir huy belki ama... ceketsiz kendimi çıplak hissederim. Hem denize girmektense seninle oturmayı, konuşmayı tercih ederim. Bir daha gözümün önünden ayrılırsan fena döverim kız. Of çocuk muyum ben anne? Vay hasta, ne zaman büyüdün kız? Kız kısmını serbest bıraktın mı ya davulcuya kaçar da zurnacıya. Ne yani, beğenemedin mi? Çalgıcılar insan değil mi? Sevmi hakları yok mu? Sana ne oldu be? Niye üstüne alındın birden ha? Niye? Yürü kız bakayım. Yürü. Yürü. Hadi yürü bakayım. Hadi. Sıkıldın mı? Mümkün mü? Yepyeni, tertemiz bir dünyadayım sanki. Sana, hepinize çok teşekkür ederim. Aman yarabbim, ne ince ruhlu adam. Doğum günümü bir defa söyledim, unutmamış. Senin sayende biz de geçiniyoruz anne. Kemal abi bizleri de unutmamış. Bunun yerine kauççuk bir yatak gönderseydi daha makbule geçerdi. Ölünce bal bal uyursun inek. Sen de kına yakarsın deve. Şu gömleğe bakın be, enişte bize rüşvet veriyor. Kendisi olmadığına göre sana teşekkür ederiz Nermin abla. Kendisine teşekkür edin. Nasıl olsa bugün buluşacağız. Bakalım enişte kraliçesine ne göndermiş. Ne güzel. Pek zevkliymiş. Şaheser bir elbise. Aman Allah'ım. Hediye kabul etmemiz doğru olmaz değil mi Zarife abla? Kız sen kaçırdın mı? Adamın niyeti besbelli ciddi. Hadi hemen giy de üstünde görsün, memnun olsun. Hadi Nermin abla. Ama kırma bizi evladım. Giyin de gel. Annem gel. Benim hislerim kuvvetlidir çocuklar. Bu işin sonu hayırlı. Yuva yapmak sevaptır. Anne. 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 Onu. Anam bir zahmet elindeymişken benim de yuvamı yapıver. Sen önce aldığın borcunu ver yüzsün. Aa, eniştemden rica ederim, bana da kredi açar. Yok canım. Ne eniştesi oğlum? Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Adamcağız evlenme lafı mı etti? Nasıl etsin ulan, nasıl etsin? Cephane nöbetçisi gibi başlarına dikildiniz. Biz mi? Siz ya. O kadar söyledim yalnız bırakın diye. Pes be. Gezme lafı duyunca ilk fırlayan sen değil miydin? Allah kuru iftiradan saklasın. Ağzımı bile açmadım. Neyse neyse. Bundan sonra hatamızı tamir edelim bari. Haklısın kızım. Ama nasıl? Bu işi... bu işi bana bırakın siz. Çocuklar! Aman biraz yaralar! Aman ablacığım uzak dur! Kaba kulak oldu mu sana da bulaşmasın? Daha iki dakika evvel hiçbir şeyiniz yoktu! Hastalık dediğin sevda gibidir, ne zaman tutulacağım belli olmaz! Sen yalnız git kızım. Sizi hasta hasta bırakamam. Merak etme ablacığım, biz birbirimize bakarız. Lütfen git abla, aşkın ne olduğunu ben bilirim. O iki laf edemedi senle. Güvenilir biri olmasa seni tek başına gönderir miyiz ablacığım? Ay bekletme eniştemizi.
Hadi. Bunun acısını çıkartırım sizden. Belinin zoruna bak. Kız, mahalle geldiği girecek değiliz ya. Ay, aman başı. Ay, yallah, yallah. Ne oluyor, ne var? Şey. Ama ben de. Aman başı, ay ay ay, aman başı. Merhaba. Merhaba. Neredeler? Gelmeyecekler. Birden hastalandılar. Bizi yalnız bırakmak istediler. Ben aynı görüşte değilim. Peki iyi olacak. Aman, aman, aman bacım. Çinaray, yavrum, çinaray. Bu anı bekledim hep. Yalnız kalabilsem, karşımda olsa, beni dinlese diye düşler kurdum. Dinliyorum seni. Hep ben konuşurum, hiç susmam diye düşündüm. Sana söyleyeceklerim bir yürek dolusuydu. Tek tek ezberledim. Oysa şimdi karşımdasın ve ben yalnız gözlerine bakmak, susmak istiyorum. Daha içten tanımak istiyorum seni. Kimsin? Bir adam. İnanmazlık içinde bir adam. Seni tanıdım, içim doldu. Yaşamak çok güzel dedirttin bana. Oysa bu duygular çok yabancıydı. Seni tanıyana kadar... Seni tanıyana kadar... Tatsız bir hayatın adamıydı. Anlattığın gibi değilsin. Yanlış tanıtma bana kendini. Buralarda doğdum, büyüdüm. İlkokulu zor bitirdim. 5 kez yıktılar babamın eliyle yaptığı evi. Son defasında evle birlikte anam da yıkıldı. Yıllar geçti. Şimdi oralardayım. Şimdi en yüksekteyim. Her şeyim var. Olmayan sendin. Sevdim seni. Seviyorum. Nermin abla, çok şükür sağ salim döndün. Hey millet, uyanın! Ulan amma da uykucusunuz be! Aa. Aşk olsun Nermin, meraktan öldük ayol. Anlat ablacığım, ne yaptınız? Hadi, yılışma! Hadi! Aa, lütfen ikide bir de Leyla'yı azarlamayın. Sana ne ulan, kız benim değil mi? Şimdilik senin ama... Yakında Elin oğlu ambarga koyacak, ne haber? Ya abla söylesene, ne dedi? Beni sevdiğini söyledi. Ya onu biliyorum, başka ne dedi? Çok şeyler söyledi. Ama kulağımda kalan sadece seni seviyorum deyişi. Ah ulan ah! Ne oldu oğlum, kazık mı batırdılar evladım? Aşığım ya! Kör müsün? Farkında değil misin hala? Elbette farkındayım. Ama şimdi sırası bu çapkın. Önce Nermin'i baş göz edelim. Çapkın! Evlenme lafı etti mi ha? Etti. Buraya... ...babasıyla birlikte geleceğini söyledi. Ey yavrum ey! Kan kırmızı mübarek, afiyetle ye komşum! Sağ ol Rüstem dayı. Allah! Hadi bakalım kesmece, kesmece bunlar! Çay şekeri bunlar, yetişen alıyor ey yavrum ey! Şu mala bak be, kaldırım taşı gibi mübarek ey!
Merhaba baba. Nasılsın? İyiyim, sıhhatliyim çok şükür. Evleniyorum baba. İzin almaya geldim. Kavadayısın, başına buyruk adamsın sen. Zahmet etmişsin. Oğlunum senin. Yıllar önce oğlumdun. Şimdi 100 karamsın. Evleniyorum dedim baba. Kızı sen iste. Defalan günaha sokma beni. Elin kızını yakmak için benim aşamı kullanacaksın. Seviyorum baba. Sen kimseyi sevemezsin. İşte senin sevdiklerin. Anan, baban, karın, çocukların hepsi bunlar. Başkasını sevemezsin sen. Zavallı kızı da ziyan etme. Anlatılmaz bir sevgi bu baba. Yemin ediyorum. At silahını öyleyse. İspat et sevgili. Silahsız yapamam. Yapamazsan defol. Defol! Bayram sıpası gibi sallanmayın çocuklar. Hadi çabuk olun biraz. Sen uykucuya söyle ablacığım. 3 saattir aynı iskemleyi siliyor. Oğlum ben temiz iş yapıyorum. Senin gibi şişirmiyorum. Hadi fazla konuşma bakayım hadi. Hadi çekil başımdan. Hazır temizlik yapmışken arada biz de çıkarsana. Çifte nişan, çifte düğün yaparız. Patlama çapkın. Tekkeyi bekleyen çorba yiyecek. Ne içmesi be. Yiyeceğim anam avradım olsun. Yiyeceğim. O kokuşum benim. Aman bırak artık canları da giyin artık kızım. Misafirler neredeyse gelir. Olur ablacığım. Arabo sigara işinde bizi atlatmak istiyor abi. Arabo'yu adam yerine koymayın. Bize numara yapamaz. Termeli Kazım arabaya koltuk çıkıyor. Maksadı sana posta koymak. Termeli haddini bilir. Ufak tefek çalışmalarına destur verdik. Daha ileri gidemez. Nuri. Evet abi. Arabaya git. Benim selamımı söyle. Ne demek istediğimi anlar o. Tamam abi. Sebebi ziyaretiniz bizi memnun etti Kemal Bey. Muhterem pederinizle birlikte bekliyorduk sizi. Peder beyin rahatsızlığı nedeniyle yalnız geldim efendim. Hoş geldiniz efendim. Sevgili kızımız Nermin'in desti izdivacına talip olmanız bize gurur verdi. Malum haliniz bir kızı 1000 kişi ister, bir kişi alır. Öyle değil mi efendim? Bu zamanda kılı kırk yarmaya mecburuz Kemal Bey. Hakkınızda bazı sorularımız var. Buyurun efendim. Kimlerdensiniz? Merhume Cemile Hanım'ın ve Erzurumlu Rüstem Bey'in oğullarıyım. Ne işle meşgulsünüz? Ticaretle. Medeni haliniz? Tabii ki bekarım. İçki ve kumarınız? Yoktur efendim. Zamparalığınız? Bundan alası can sağlığı. Oh. İçtimai mevkiiniz? İyidir. Mangır vaziyetiniz? Fena sayılmaz. Nermin ablamı... seviyor musunuz? Çok. Ticari itibarınız ve krediniz? Fazlasıyla var efendim. Akrabalarınız? Yok. Çok iyi. Biz sizin bu eksikliğinizi tamamlarız. Efendim. Şimdi soracaklarımız bu kadar. İnce tahkikatı daha sonra yapacağız. Netice? Karar. Nermin kızımızın yakınları olarak
Allah'ın emriyle evlenmenize ittifakla karar vermiş bulunuyoruz. Damat, öp bakayım kaynananın elini. Bu mukaddes vazifeyi bana verdiğiniz için son derece heyecanlıyım. Bu altın halkalar bir saadet zinciri gibi sizi birbirinize bağlasın. Ve ömür boyu mutlu olun. Aşınızdan bereket, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Amin. Ya abla, mevlüt mü okuyorsun, nişan mı takıyorsun? Sana ne ulan, iki laf ettirmeyeceğim mi bize? İyi ama nişanı niye burada yaptık? Ben istedim. Sevdiğimiz bir yer burası. En güzel günüm en sevdiğimiz yerde yaşansın istedim. Ah, çok romantiksin abla. Evet, nişan çaylarınız. Bu işi çayla hallettik. Acısını düğünde çıkarırız damat. Çıkaralım abla. Sen nasıl, nerede istersen. Hilton'larda olmalı düğün. Merak etme, seni Muhit ile mahcup etmeyiz evelallah. Gazeteciler de gelir, resimler, dedikodular. Tanınmış iş adamı Kemal Bey, şarkıcı bir kızla evlendi diye sosyete karışır, Allah canımı alsın. Düşün abla, gazetelerde belki bizim de resmimiz çıkar ha. Aman herkese güzel. Nasıl caka satarız ama değil mi? Aman. Ay, yaşasın be. Korkutmayın Kemal abinizi. Benimle evlenmekten vazgeçer sonra. Hayatımdan belki ama senden asla vazgeçemem. Seni çok seviyorum. Arabo senin selamına kurşunla karşılık verdi abi. Nuri'yi köpek gibi kapımıza attılar. Yaşarsa mucize. Eskiden senin selamına para gönderirdi. Şimdi kan gönderiyor. Silahın araba. Konuşalım dadaş. Konuşacağız elbet. Muhabbet edeceğiz seninle. Kaşındın araba. Adam mı kurşunladın? Gerçekte kurşunları bana sıktın sen. Hayır dadaş. Nuri üstüme gelince huylandım. Çocuklar boş bulup ateş açtılar. Bunlar mı? Evet. İzin ver hatamı tamir edeyim. Geç kaldın Arabo. Termeliki ağzımın dolduruşuna geldin. Sonunu hazırladım. Vurma beni dadaş. Korkma. Yaşayacaksın. Öldürmeyeceğim seni. Reklam mı yapacaksın her yerde? Keleklik yapanlara ibret olacaksın. İndirin şu ineğin pantolonunu. Delikanlı adamsın dadaş. Yapma bana bunu. Vur beni dayı. Ben delikanlıya delikanlılık yaparım. Senin gibisine değil. Ermeli Kazım'ı anlat Arabo. İkimizden birimiz fazlayız. Tetik dursun. Doğru söylemiş dadaş Kemal.
İkimizden birimiz fazlayız. Ya Dadaş Kemal ya ben. Beraber çalışalım Törmeli. Beraber değil araba. Ancak yanımda çalışabilirsin. Öyle olsun. Öyle olsunla bitmez bu iş. Ortaklığımız için ne sermaye koyacaksın? Dadaş Kemal'in ölüsünü. Sana yıllardır çok alışmıştık. Bir ablaydın bizim için. Arada sırada bizi görmeye gelirsin diye. Her zaman. Zaten Kemal'i razı ettim. Bir çocuğumuz oluncaya kadar sizinle çalışmama müsaade edecek. Helal olsun Kemal abime be. Kemal abi. Nermin kızım. Bir misafirim var. Nermin Hanım sizsiniz değil mi? Evet. Bağışla beni kızım. Rahatsız ettim. Rica ederim. Buyurun oturun. Evladımın hayatı tehlikede. Sizden yardım istemeye geldim. Özür dilerim. Benimle ilgisini anlayamadım. Oğlum kulüp Reyhan'ın sahibidir. Kazancı iyi çok şükür. Karısı çocukları gül gibi geçinip gidiyordular. Mutluydular. Şimdi biri oğlumu tehdit ediyor. Kulübü zorla elinden almak istiyor. Sizin yakınınızmış. Kim? Dadaş Kemal. Dadaş Kemal mi? Evet kızım. Senin nişanlınmış. Deliler gibi severmiş seni. Ne dersen yaparmış. Sağlık verdiler. Kalkıp geldim yavrum. Hanım, hanım bir yanlışlık olacak. Bizim damadımız dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Kimseye kötülük edemez. Bana inanın. Bugün saat 5'e kadar oğluma mühlet verdi. Dadaş Kemal dediğini yaparmış. Herkes korkuyor ondan. Sanırım bir isim benzerliği olacak. Benim tanıdığım insanın böyle işlerle ilgisi olamaz. Peki kızım. Daha olmazsa Dadaş Kemal denilen kabadayının ayaklarına kapanırım. Kanlı katil de olsa bir anıya merhamet eder. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba. Ah nerede, ah nerede. Bir bulabilsem ah nerede. Ne olurdu yerinde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba. Ah nerede, ah nerede. Bir bulabilsem ah nerede. Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca. Hayrola sevdalı aklın nerede? Eniştemizdedir. Evet onda. Bu sabah gelen kadını unutamıyorum çocuklar. Takma kafanı, bir isim benzerliği sadece. Kemal abimiz senden hiçbir şeyini saklamaz. Bir korku düştü içime. Sebepsiz değil. Saat kaç? Beşe çeyrek var. Akşama görüşürüz. Ben Reyhan kulübe gidiyorum. Benimle uğraşma dadaş. Öldürsen ekmeğimi vermem sana. Kime güvendin ulan? Kime güvenip de bizi sallamadın ha? Çok gördük senin gibilerini. Başta horozlanırsınız, sonra da köpek gibi ayaklarıma kapanıp yalvarırsınız. Sana yalvarmayacağım dadaş. Gereği yok. Yalan söyledin bana. Hayır. Kim olduğum değil. Seni sevmem önemliydi. Sen ancak... Sen ancak silahlarını sevebilirsin. Hayır. Hayır. Hayır! Sizin gibiler şahitleri yaşatmazlar. Ben de bir şahidim. Her şeyi gördüm.
karanlık dünyanı, kanlı ellerini, gerçek yüzünü gördüm Dadaş Kemal. Hadi, öldür beni, öldür! Seni böyle görmekle zaten ölmüşüm ben, ölmüşüm! Nermin! Nermin! Seviyor musun beni? Yanındayım. Senin sevginle yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın. Seni boşuna sevmemişim Nermin. Her şeye rağmen yanımdasın. Oysa kanını taşıdığım babam bile terk etti beni. Arama. Baban mı? Evet. Babam. Öldü mü? Yaşıyor. Sen oğlumun... Nişanlısıyım. Hastaneye gelir misiniz? Size çok ihtiyacı var. Hayır. Oğlumu sildim ben. Bağışlayamam onu. Bağışlamak başka, sevmek başka. Gelirseniz çok ben sevineceğim. Gelmeyeceğim kızım. Gelme dediğim. Kızma ona. Gerçekte yüreği yanıyor. Gözleri dolu doluydu. Benden sıkılmasaydı ağlayacaktı. Bana değil, kaderime ağlar babam. Yaklaş. Sıcaklığını duymak istiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol baba. Geldiğin için teşekkür ederim. Dobra konuşurum bilirsin. Şu kız için geldim en çok. Beni kötü bir baba sanmasın diye geldim. Beni çok sevindirdiniz. Doktorlar tehlikeyi atlattığını söylediler. Buradan çıkacaksın elbet. Babam. Baba ocağına dönersen kapım açıktır. Dönmezsen... Oğlum öldü der. Bağrıma taş basar. Bugün hastaneden çıkıyormuş. Ben sağlamış isterim arkadaş. Herifi iğneledin, azdırdın. Şimdi hesap soracak hepimizden. Keşke sorsa. Ama gözü o karıdan başkasını görmüyor. Bu iyi işte. Bizim yollarda bir delikanlıyı içki, kumar ve karı bitirir. İlle de karı.
Geçmiş olsun. Seni hastaneden çıkınca karşımda görmek isterdim. Bizim yerimiz burası. Sevdiğimiz yer. Kötü günler geçirdik. Önemi yok. Kurtuldun. Yaşıyorsun. Sevgin yaşattı beni. Biliyorum. Beni de yaşatan senin sevgin. Unutamamacasına seviyorum seni. Ama ayrılacağım senden. Ayrılmak mı? Evet. Biz iki ayrı dünyanın insanlarıyız. Aramıza silah girdi, kan girdi Kemal. Silahını bırakırsan... Silahımı bırakmak intiharım olur Nermin. O gün silahım olsaydı vuramazlardı beni. Gerçekte vurulan ben oldum Kemal. Bu acıyla beraberliğimiz güç. Ayrılmalıyız. Hayır. Karın olmak istiyorum. Çocuklarım olsun istiyorum. Cevap ver bana. Çocuklarım babasız mı büyüsün? Korkuyorum Kemal! Babam gibi konuşacağım. Bana dönersen beklerim, silahsız! Yapamam. İsteme bunu benden. Affet beni. Yapamayacağım. Yaşamak ölümden beter. Gel, gel, hayatım yasla doldu. Günler çekilmez oldu. Bekledim seni ben yıllar boyunca. Gözümde yaşlar, kalbim aşkınla dolu. Yalnız bıraktın beni burada. Sensiz kaldım sonunda. Aşkınla oldum sana.
Ne olacak bunların hali? Yüreğim parçalanıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Ben ne yapabilirim ki? İkisinin arasına kimse giremez. Bu sevgiyi bozan bir kadın olsa saçını başını yolarım. Ama ne yazık aralarına silah girdi. Abi, etraftan çatlak sesler geliyor. Tepe koydular bizi. Araba dadaşı bozdu diyorlar. Korkuttu diyorlar. Sözümüz geçmez oldu. Bize para verenler şimdi Termeli Kazım'a arka çıkıyorlar. Ne oldu sana abi? Adam içine çıkamaz olduk. Nuri'nin, senin kanın yerde kaldı. Hani bir toparlansan eski günler geri gelir. Fırtına gibi esersin gene abi. Çıkın dışarı. Işıkları da söndürün. Zor tutuyorum kendimi. Ona koşmak, kollarına atılmak geliyor içimden. Kuvvetli olman gerek kızım. Tek umudum sensin. Ancak sen döndürebilirsin onu yolundan. Çaresizim. Buradan gitmek istiyorum. Yok, öyle şey olmaz. Sevgiden kaçılmaz. Bekleyeceksin. Sana dönmesini bekleyeceksin. Ben de bekliyorum. Ulan neşeli bir şey çalsana. Zaten içimiz kararmış. Eskiden ne güzeldik. Mutluyduk. Çocuklar gibiydik. Mışıl mışıl uyurduk, ne güzel. Hoş geldin kızım. Bir daha sefer gideceğin yere haber ver. Meraktan öldük. Korkmayın. İntiharı falan düşünmüyorum. Acılara rağmen hayat devam ediyor. Senin için hep dua ediyorum Nermin abla. Çok iyisin Leyla. İyisiniz. Aranızda yaşadığım günleri asla unutmayacağım. Veda eder gibi konuşuyorsun. Buralardan uzaklaşmak istiyorum. Ölürüm de bırakmam seni. Hiç olmazsa benim düğünümden sonra. Ne zaman karar verdin evlenmeye ulan? Çoktan beri. Bu eve ilk taşındığımız an. İlk gördüğüm an. Demek yıldırım aşkı. Evet, yıldırım aşkı. Allah'ın emriyle isteyebilir miyim? İste çabuk, iste koçum iste. Öyleyse Allah'ın emriyle kızın Leyla'yı istiyorum. Leyla'yı istiyor. Evet Zarif abla. Birbirlerini çılgınca seviyorlar. Sen ki sevenlerin her zaman yanında olursun. İzin ver evlenmelerine. Onların mutluluğu benim de acımı hafifletecek. Ablacığım. Senin canım feda. Peki bu ite kefil olur musun? Olurum. Öyleyse
verdim gitti be. Ulan damat, öp bakayım kaynananın elini. Yastıkta kocayın inşallah. Damat kızıma iyi bak, üzme onu. Merak etme, günde 3 posta dayaktan fazla atma. Ulan deve, böyle şaka yapılır mı hiç? Sevinç'ten ne konuştuğumu biliyor muyum ben? İçimde buruk bir sevinç var abla. İsterdim ki sen... Beni düşünme Leyla. İnan ki sevginin verdiği acı bile güzel. Mutlu ol, layıksın buna. Uğur getirir derler abla. Biliyorum. Karşılay. Davetsiz geldiğim için bağışlayın beni. Seni unuttuğumuzu sanma abi. Ama düşündük ki... Doğru düşünmüşsünüz. Gelmemem lazımdı, yapamadım. Hayatımın en güzel günlerini sizlerle yaşadım çocuklar. Sizin en mutlu gününüzü de görmek istedim. Hoş geldin Kemal abi. Buyur. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Gördün mü abi? Bu inek bizi boynuzlatıyormuş da haberimiz yokmuş. Bizim gibi uyanıkları nasıl da uyuttu? Rakı içer misin abi? Kız be! Kızımın düğünü şanına layık olmalı. Ulan uyuşuklar, kımıldanın be! Böyle yürümez çocuklar, kara sevdalılara döndüler. Bilirim acısını, nasıl yardım etsek acaba? Barıştıralım ya. Niçin ayrıldılar acaba? Sen o sırada inek gibi uyuyordun. Tamam. Orkestra, papatya lütfen. Kardeşinle dans etmeyecek misin abi? Papatya gibi. Düğünümüz şenlensin abla. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Ablacığım, biz de dans edelim mi? Sana gel, üzme beni. Edelim çapkın. Peki ben ne yapacağım? Sen uyu evladım, uyu. Koş koş. Hadi gel aslanım. Seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim. Kusura bakma abi, karımı özledim. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Thank you.
Yanaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Kapatayım seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Seni babama götüreceğim, gelir misin? Keşke görmeseydin gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de biliyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Baba, gelinini getirdim sana. Sana gelinini getirdim. Zorla mı götürdün? Silah zoruyla mı? Hayır baba. Silahsız, yüreğimin gücüyle. Koçum benim. Hemen evleneceğiz baba. Evlendikten sonra burada durmak yok. Karını alıp uzaklaşacaksın. Tabii kızımız razı olursa. Siz nasıl isterseniz. Kurbanlarım, kurbanlarım. Batan gemiden kaçan fareler gibisiniz. Lafını bil Termeli. Mekanına geldik. Bize ihtiyacın olur dedik. Dadaş iflah etmez artık. Bir karı uğruna tükendi gitti. Dadaş kolay kolay tükenmez. Öyle değil mi Arabo? Bana bırak bu işi. Damarına basacağım, öyle bir basacağım ki kurşun yemiş domuz gibi üstümüze saldıracak. Türk Hava Yolları mı? Yarın sabah kalkacak ilk Viyana uçağına iki kişilik yer rica ediyorum. Yazın. Nermin Güler, Kemal Türker. Üzülme abi, bir iki sıyrıkla atlattı. Nasıl oldu bu iş? Şey, kaza abi. Nasıl oldu dedim? Kasten vurdular abi. Yemin ettirdi bize, Kemal abinize söylemeyin dedi. Seni düşünüyor. Yabancı diyarlarda el ele dolaştığımızı düşünüyordum. Dalgın. Dikkatsizliğim kazayı sebep oldu. İnan bir kazaydı bu. İnanıyorum yav. Kemal. Kendimi neye benzetiyorum biliyor musun? Doğum yapmış mutlu, nazlı bir anaya. Dünyanın en güzel anası olacaksın. Senin çocuklarının anası. Benim çocuklarımın anası. Gelinin emaneti baba. Geri dönmezsem yüzüğünü Nermin'e verirsin. Gitmesen olmaz mı oğlum? Bana insanca yaşamayı öğreten, sevgiyi tattıran insanı korumak istiyorum. Senin gelinini baba. Hakkını helal et. Helal olsun koçum. Gel. Al bakayım şunu. Bunlara ihtiyacın olacak. Abi, birini bana bırak. Ölene kadar seninleyim. Thank you.
mücevherlerimi takıysam. Bu dövüşmek değil, intihar oluyor abi. Evet, benim intiharım sevdiklerimin kurtuluşu olacak. Hadi süsle beni. Sen dön artık İhsan. Sonuna kadar yanındayım abi. Sonu burası. Karın, çocukların seni bekliyor. Güle güle abi. Açın kapıyı benim, Dadaş Kemal. Silahsız gelirsen konuşuruz. Alın silahlarımı. Sana Dadaş Kemal değil, Deli Kemal demek lazımmış. Aklım başımda Termeli. Öyle olsaydı silahını vermezdin. Senin sözüne güvendim. Aptallık ettin. İkimizden biri fazla demiştin. Fazla sensin Dadaş. Viyana, Münih, Paris, Cenevre, Napoli, Venedik, sonra Berlin, İspanya. Yaşasın, helal olsun. Kemal abiniz buradan alacak beni. Hepimize kart at, birbirimizi yeriz sonra. Bana da bir kutu uyku kapı getir. Bana da bebek maması. Galiba yakında anne olacağım. Sizleri çok özleyeceğim. Kemal gönder. Kemal yok artık. Tek yavrumsun benim. Kızdım sana.